Herkese tekrar selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok manyak bir teoriyle karşınızdayım. Bildiğiniz kadarıyla Skibidi Tuvalet 66. bölümde Titan TVMen'in referansını görmüştük. Hatta o kısmı size açayım. Bakın. Sol tarafa bakarsak şurada bir şey var ama ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Galiba o şey bir kapı da olabilir, bilmiyorum. TVMen'in olduğu yeri açıyor olabilir. Ama bu konuşma sesine bakacak olursak zaten Titan TVMen'in bir sonraki bölüm ve birkaç bölüm sonra geleceği çok belli. Bunu neye dayanarak konuştuğumu merak edenler için söyleyeyim. Hatırlarsanız bizim Titan TVMen, pardon TVMen dedim. Titan Kameramen ilk bölümler Jim'in yenildiği zaman biliyorsunuz ki kaçmıştı. Çünkü adam ölebilirdi yani, böyle bir risk vardı. Hatta bakın o shorts'u gördüm, yani buldum, biraz araştırdım. Şimdi gelin izleyelim bunu bir. Bakın Jim'en geliyor. Şimdi kameraman kurtardı. Öldürmeye çalışırken bir tane intihar tuvalet miyim artık ne diyeyim, geliyor bizim gibisinde. Allah'ına kavuşturuyor. Bizimki kaçıyor yani, kaçmak zorunda. Peki bir dakika. Sonra ne oluyor? Bizim kameramanı upgrade ediyorlar. Aha da burada. Bakın şimdi size çok büyük bir referans göstereceğim. Yani Titan kameramanın, yani bu kısmı iyi görenler şu, ya biraz sonra açacağım. O kısımda zaten Titan kameramanın tekrar upgrade olup geleceğini iyi biliyordu. Evet, şimdi size o referansı göstereceğim. Aha da burası. Bakın tam burası. Görüyor musunuz? Şimdi bazıları diyecek ya, lan ne alaka bu ya Titan Kameramen'le. Şimdi size bölüm 49 ile alakalı bir şey göstereceğim. Bu 20. bölüm müydü, 23. bölüm müydü? Deminki gösterdiğim bölümle alakalı bir şey var burada, referans var. Bakın burası bizim kameramenlerin tesisi. Yani nasıl diyeyim? Kendileri burada sığınıyor yani, güvenli bölge gibi bir yer. Zaten burayı biliyoruz. Ve bakın. Ahan da burası. Bir buna bakın, bir de buna bakın. Zaten bu resme baktığımız zaman, yani bu artık pano mu diyeyim ne diyeyim. Bunu gördükten sonra zaten bir sonraki bölüm bizim Titan kameraman gelmiş oldu. Hatta bakın 49. bölüm, 50. bölüm bizim reis geliyor. Bakın şimdi. Ben sesi kısayım. Aa bak, bizimki geldi mesela. Peki burada Titan TVMen'in gelmesine bir referans var mı diyecek olursanız, aslında bir tane yok, birden fazla var. Şimdi birincisi pek gerçek olur mu bilmem ama biraz zayıf bir teori. Titan TVMen'i uzun zamandır görmüyoruz, artık kendisini gösterme zamanı olduğunu düşünüyoruz. Yani bayağı bir bölüm geçti kendisinin gitmesinden. Yani birkaç bölüm sonra kendisini göstermesi lazım, bu bir. İkincisi zaten buradaki tesis bu Titan, pardon Titan değil, bir sürü ama bir sürü TVMen var. Bu da ne demek oluyor? Burası TVMen'lerin tesisi ve bu tesise zaten bizi Titan TVMen ışınlanmıştı. Hatta bize zaten burayı ışınlayarak getirmişlerdi. Hatta bakın bir kanıt daha var. Burada doktor var. Kamera, pardon. Bak sürekli kameraman diyorum, karıştırıyorum ya. Burada bizim doktor TVMen var. Mesela bu onun doktoru olabilir. Titan TVMen'in doktoru bence bu. Yani var da var yani. Ve en büyük teori ise şu. Ne zaman ki bir Titan'ına bir referans gösterilse, bir sonraki bölüm zaten Titan geliyor. Bunu kameraman da söylemiştim. Nasıl bir referans var? Zaten bayağı bir referans var burada. Dedim zaten 3-4 tane teori var. Bir de en büyük şu. Demin de söylediğim gibi. Evet, duymuş olduğunuz gibi Titan TVMen'in sesi bu. Yani yüksek ihtimal bir sonraki bölüm Titan TVMen gelecek. Çok büyük bir fight çıkacak. Acayip büyük bir fight. Son olarak size bir şey daha göstereceğim. Burada Skibidi Tuvaletlerin bir tane fan yapımı. Yani Skibidi Tuvalet hayranı birisinin yapmış olduğu kendi animasyon diyeyim. Kendi kurgusalını yapmış, öyle diyeyim. Ya pek anlatamadım ama siz anladınız. Yani kısacası bu orijinal değil. Adam kendi şeyine göre yapmış. Kafasına göre yapmış. Kendi hikayesine göre, artık ne diyeyim. Kendisine göre kurgulamış işte. Peki ne alaka, ben bunu niye gösteriyorum? Bakın, bakın şimdi. Burada abi Titan TVMen geliyor. Yani benim burada demek istediğim şey şu. Titan TVMen bir sonraki bölüm belki bu şekilde veya benzer bir şekilde gelebilir. O zaman bölüm bu kadar olsun. Benim teorilerim bunlar şu anlık, yani düşüncelerim. Bence yüksek ihtimal bir sonraki bölüm Titan TVMen gelecek. Ama o şekilde gelir mi hiç bilmiyorum. Ama gövdesini, ışığı koruyan bir şey olacak yüksek ihtimal. Çünkü o kısma zarar geldi mi zaten Titan'ın zayıf kısmı orası oluyor. Yani oradan hasar aldı mı ölme ihtimali daha yüksek olur. Ha bir de şuna da değineyim. Bizim Titanlar öldü mü yüksek ihtimal ölmez. Ölürse zaten şöyle bir kural vardır abi. Ana karakterler ne zaman ölürse o dizi veya film olmaktan çıkar abi. Bence bizim kameramenlerin speakerman yaşıyor yüksek ihtimal. Ve bir sonraki bölüm belki şey olabilir. Bu ikisi profesör tarafından parazitlenebilir. Bir takipçim demişti bana. Titan TVMen onları kurtarabilir. Kurtardıktan sonraki bölümse bu üçü profesöre karşı fight atabilir. Neyse, o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.